Merhaba, bu günlük ödevin videosunu çekiyoruz. Hadi okuyalım. Gelecek bahçesinin içinde kocaman bir ağaç var. Tombul kuş bu ağaca yuva yapmaya karar verdi. Yaptan çalı çırpı topladı. Ağacın en yüksek dalına yerleşti. Neşe içinde şarkılar söylüyor. Cik cik cik. Burada karakterler var arkadaşlar. Neyse. İkinci sayfaya gidelim. Günler su gibi geç. Tombul kuş yuvasından çok mutlu. Tombul kuş yuvasından çok mutluydu. Çünkü 3 tane yumurtmuştu yakında. Yavruları çıkacak. Onlarla mutlu mesut yaşayacaktı. Şimdi bu yumurta gitmiş. Burada kırmızı kuş var. Bunlar da mavi kuş. Aslında buradaki de mavi. Gelincikten kırmızı oldu. Heyecanla yavrularının yumurtaları çıkacağı günü beklemeye başladı. Bu aradan hazırlık yapması gerekiyordu. Yuvasını düzenledi. Yiyecek toplamak için uzaklara uçtu. Tombul kuş yuvadan ayrıldıktan sonra kuvvetli. Bir yüzgay çıktı yumurtalardan bir tanesi. Hop! Diye aşağıya aşağıya doğru yuvarlanan gelinciklerden biri düşen yumurtayı görünce yapraklarını uzattı. Yumurtayı havada yakaladı. Oo, di. Yumurtada tek bir çatlak bile yoktu. Gelinlik zavallı yumurtacık. Az kalsın kıyılacaktın. Evime hoş geldin dedi. Bu dedi burada. Küçük yumurtanın üşümemesi için onu yaprağıyla sayıp saymadı. Tombul kuş gagasında yiyecek yuvasına döndü. Yumurtalarından biri eksik ol. Görünce çok üzüldü. Yumurtalar günlerce ayadı ama bulamadı yumurtasını. Günler çabucak geçti. Tombul kuşun yumurtalayı çatladı. İçinden yavrulayı çıktı. Gelinciğin saydığı yumurta da çatladı. Bu kuş diğerlerinden çok farklıydı. Yani bunlardan bu farklı. Upuzun kıpkırmızı parlak tüyleri vardı. Yengini gelincikten almıştı.
gelince birkaç hafta sonra yaprağını açtı. Kırmızı kuş gök ve saldı. Tombul kuş gökyüzünde salınan yavuzunu hemen tanıdı. Ololo dü 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 dü. Onu alıp kardeşlerinin yanına getirdi. Şimdi neler olacak? Bu ya da bu. Buna ya da buna gelince. Kardeşleri kırmızı kuşa tuhaf baktılar. Anneciğim, onun tüyleri kırmızı. Bize hiç benzemiyor dediler. Kırmızı kuş şu ayağına almak istemediler. Kırmızı kuş bunu çok üzüldü. Annesi sayıldı. Anneciğim, neden ben kırmızı doğdum? Ne için kardeşliğime benzemiyorum? Niçin, ne ben ne için diyorum? Niçin? Tombul kuş bu duyuma bir anlam veremiyordu. Yavrusunu teselli etmeye çalıştı ama kırmızı kuş mutlu olmadı. Ne yaptıysa kendini kardeşliğine sevdiyemedi. Bir gün bahçeye avcılar geldi. Uzaktan silah sesleri duyuyordu. Tombul kuş yavrularına avcılar geldi. Hemen kaçın bir yere saklanın diye seslendi. Yavru kuşlar paniğe kapıldı. Telaşla yuvayı terk ettiler. Gelincik bahçesine saklandılar. Kırmızı kuş gelinciklerin içinde kaybolup gitti. Kardeşleri onun kadar şanslı değildi. Çiçeklerin arasında fark ediliyordu. Avcılardan kaçabilmek için ne yapacak şaşırdılar. Avcılar yaklaşınca kırmızı kuş kanatlarını açtı. İki kardeşini de kanatlarının altına aldı. Sokları avcılar gelincikleyin içindeki kırmızı kuşu kardeşleri seçemediler bile. Boş yuva görünce dönüp gittiler. Avcılar gittikten sonra kırmızı kuş kanatlarını indirdi. Derin bir nefes aldı. Kardeşleri yaptıklarında çok pişman olmuşlardı. Kırmızı kuşa sayıldılar. Hayatlarını kurdu. İçin çok teşekkür ettiler. Şimdi son sayfa. Tombul kuş yavrularını bu halini görünce çok duygulandı. Kırmızı kuşa kardeşlerini avcılardan kurtardın. Seninle gurur duyuyor dedi. Kırmızı kuş artık çok mutluydu. O günden sonra kardeşleriyle içe dolu bir hayat yaşadı. Kırmızı tüyünde hep sevdi. Ve bitti. Bu da bitti. Bay bay.